Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir tebrik edeyim seni. Teşekkür ederim. Bravo. Ben de hoş geldim. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Müthiş bir sonuç. Kariyerin en iyi sonucunu aldın değil mi şimdi F2'de? Evet. Vallahi bakalım daha son şeyi belki biri ceza alırsa ilk puanları alacağım da. Bakalım göreceğiz artık ama çok iyiydi valla. 9 sıra. 2 günde toplam kaç sıra kazandı? 15 sıra falan kazanıldı galiba. İyiydi yani zevkiydi. Hele Monaco gibi pistte. Yarışı bitirebilmek zaten en büyük zorluk. Yine bitiremeyen bayağı bir kişi oldu, kazalar vesaire. O yüzden bitirmeyi istiyordum. Güzel de bir hızım vardı. Genel olarak hani geçen haftaya göre yine hızlandık. Özellikle hani Cidde'den beri bir momentum kaybı yaşadık doğal olarak. Çünkü hani Cidde'ye böyle bir momentumla geldik. Bir sıfırlandı. Şimdi tekrar şey yapıyoruz, alışıyoruz. Bakalım Bakü'ye artık daha da iyi gider umarım. Yani gittikçe performans artıyor. Gittikçe puana yaklaşıyorsun. Yani puan aldın alacaksın yani. O, hatta ben bir beklerim bugün herhalde alırsın diye. Ya Monaco'da bu kadar peki... En çok pozisyon kazanan pilot sensin şu anda, evet. F2'de. Yani nasıl oldu bu? Biraz anlatsana Monaco'da. Ya hem şanslıyım tabii ki hem startlarım iyi oldu. Yani Barcelona'dan beri yani böyle o debriyajla alakalı bir rahat ettiğim bir konu oldu. Startlarda bir avantajım var şu an. Umarım ne bileyim tahta varsa şey yapalım devam etsin böyle. Start zor çünkü. Yani normalde işte 0'dan 100'e 3.0'la falan çıkıyorken Barcelona'dan beri 2.75 2.80'leri yakalayabiliyorum. O yüzden biraz daha avantajlı olabiliyorum. Yani Barcelona'dan beri startta pozisyon kazanmaya başladım. Özellikle Monaco'da dün startta herhalde ilk viraja kadar 5 kişi geçmiştim. 5 kişi geçti evet. Yani. Yani startta 3 kişi geçtim sonra dışarıda kalarak biraz daha geç falan da bir kişi daha geçmiştim. Burada da bugün de galiba birkaç kişi geçildi. Ya tam düşün tam böyle tur hatırlayamıyorum. Ya, sorun değil tur ama. Tur 2 turmuş. Yani bir az yani Formula 1 tabii 78 tur da 2 katı neredeyse. 42 de inanın az değilmiş yani. Yok canım çok. Ya ben zaten dedim yani 42 tur abi yani inanılmaz. Ya oynayacak gibi. Hani o power steering olmasın. Yani Formula 1 kadar konforlu değil bizim aracın sürüşü. Yani süspansiyonlar çok daha sert. Şokları daha fena. Darbeler, direksiyon çok sert burada. Sırf o U virajını dayabilmek için özel bir steering rakene deniyor. Direksiyon açısı. Bilmiyorum yani şey daha fazla direksiyon açısı. Bir şey. O direksiyonu çok sertleştiriyor genel olarak. Zaten sert bir direksiyon var. Hem bu kadar seken pistte en sert direksiyonla yarışıyoruz. Zaten U virajında eğer bir onboard görüntü görürsek hani sağ el alıp çeviriyoruz. Öyle tutuyoruz yani. Hatta bazen sol elle alıp çevirebiliyoruz. Çünkü iki elle çevrilmiyor. Bundan daha fazla gidiyor çünkü. Buralara gittiği için olmuyor. Yani bayağı zorluydu. Mental olarak da farklı pist açıkçası. Hani gerçekten çok viraj var. Yani ard ardı düzlük yok. Hani Cidde de bir sokak pisti olarak geçiyor ama buna bakınca pek yani biraz daha duvarları yakın olan normal pist gibi geliyor Cidde şu an bana. Evet. Peki dün ve bugün arasında pist sıcaklığında ve lastiklerde biraz fark vardı. Bu tabii. Seni zorladı mı? Nasıldı bugün? Vallahi herkesi biraz zorluyor çünkü dün tabii denge biraz daha iyiydi. Bugün arka lastikler daha çok ısınmaya böyle hemen ısınma şansı oluyordu. Çünkü birazcık zorladığınızda hemen arka lastikler ısınıyor. Biri bir anda ısınmaya başladı mı da şey oluyor çünkü. Gittikçe daha da kötüleşiyor. O yüzden bugün dün öyle bir sorunum yoktu benim. Bugün bir yer olur gibi oldu ilk stintte. Sonra bir tur birazcık daha yavaşlayıp kontrol edince kendine geri geliyor. O zaman biraz daha hız kazanabiliyorsunuz tabii ki. Bu yüzden bugün biraz daha zordu o konuda. Bir de ben süper softlarla uzun bir stint atma durumum oldu. Safety car'ın çıkış zamanına göre. O yüzden zordu son 5-6 tur. Peki zor dedin. Ben şimdi Monaco özelinde bir şey soracağım. Monaco seni en çok hangi konuda zorladı? Yani Monaco çok ekstrem bir pist biliyorsunuz. Evet. Herkes biliyor bunu. Çok ekstrem burada. Monaco seni nasıl zorladı pist olarak? Ya Monaco çok ekstrem. Bir de gerçekten ya ne kadar ekstrem olduğu anlatılabilecek bir durum değil. Ya ben mesela burada yarışana kadar hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Yani gerçekten. Evet, çok apayrı bir tecrübeydi yani. Çok mesela ilk birkaç tur yani diyorsunuz ki ben gerçekten deli olmalıyım yani bu pistte böyle böyle gitmek için yani. İlk birkaç tur alışırken zaten böyle 1.30'larla başlıyor. 29, 28, 27, 26 diye iniyorsunuz. Ya gerçekten dedim ki olacak iş değil dedim yani bu pist. Gerçekten sokakta 260'la gidiyoruz yani hani trafik geçen yolda. O, zaten yani simülasyonda bile çok zor. Ya peki simülasyonda çok zor gerçekten. Öbür pistler hani benziyor biraz daha. Hani çünkü şekli olsun zaten çok benziyor ama bu pist ya heyecan açısından adrenalin kalp atışları çok daha ya gerçekten anlatılacak gibi bir durum değil bilmiyorum. Çok ben ilk antrenmandan sonra geldim ki ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım dedim yani. O derece. O derece farklıydı yani. Çok şaşırdım ben pistte. Peki en çok zorlandığı viraj hangisiydi? Şey
O şikandan sonrası tabaklı o işte havuz kısmı dediğimiz bölüm. Aşağı limanı, evet. Limanı oldu ya. Aynen, limanı. Çünkü tam gaz değil, birazcık şey yapıyorsunuz ve arkası kayarak geliyorsunuz. Ve zaten uzun bir süre sola dönerek geldiğiniz için sağ ön lastik ısınmış oluyor, sağ arka lastik biraz ısınmış oluyor. İşte sıralamada orada bir kaza oldu. Duvarlar çok yakın ve burada ilk defa şey oluyor mesela hani ondan sonraki birerde sağa dönüp sola dönüyorsunuz. Duvar sağda da var. Şeye alışmanız zor. Şimdi normalde sağınızda duvar olduğunu biliyorsunuz ama sonraki biraz sola olduğu için sola bakarak viraja girdiğimiz için sola bakarak sağa dönüyoruz başta yani mantıken. Bir sonraki viraja bakmamız gerektiği için çok hızlı olduğu için sola bakarak sağa dönüp sonraki tekrar sola dönüyorsunuz. Yani sağa biraz full kördesiniz. Hani duvara ne kadar yakınım? Yani sorarsanız iç güdüyle dönüyorsunuz yani. Evet. Evet. Ben dün pist üstünde bir yürüyüş yaptım. Bana da şey çok tuhaf geldi. Son Raskas'tan sonraki viraj. Evet, size söylemiştim de onu çok garip diye. Çok tuhaf yani. Evet, acayip kör görünüyor. Onu ben o kadar kör olduğunu hiçbir bu kadar ya bayağı dik. Gelirken görmüyorsunuz zaten duvar olduğunu. Diyorsunuz ki biraz oruç gibi. Herhalde buradan dönersem kas hafızasından geçen turdan hani duvara çarpmamıştım. Herhalde bu sefer de duvara çarpmam diye içeri atıyorsunuz. Çarpmadan geçiyorsunuz. Çıkışı da zor oluyor. Çünkü çok hızlı inip çok hızlı alçaldığı için şey arka lastiğe tutuş kaybı oluyor. İlk önce önden kopuyor araba, sonra arkadan kopuyor. O yüzden böyle daha böyle sabırlı davranmanız gerekiyor. Çok farklı bir şey. Gerçi hani böyle Monaco kalsın mı gitsin mi şeyleri var ama sırf hani ortamı da çok ayrı tabii ki. Ortam inanılmaz. Ortam gerçekten hani gelmediğin sürece ne kadar acayip olduğu anlaşılabilecek bir durum değil. Ve sürüş olarak da yani ki ya bu hafta sonundan sonra hayatta gitsin istemem yani bu pist. Kesinlikle kalması lazım yani. Diyorsun. Evet. Hiçbir pist yakın değil bence çünkü. Hadi ya o kadar. Vay çok şey farklıydı yani. Çok farklıydı. Valla Cem çok vaktini almayacağım. Zaten yarışa da yaklaşık bir saat kadar kaldı. Siz de gideceksiniz. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Başarılığın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Monaco'da ama bu kadar iyi bir sürüş yapman hepimizi çok heyecanlandırdı. Bağıra çağıra izledik yarışını. Gerçekten eline sağlık. Çok teşekkür ederiz vaktini ayırdığın için. Sağ ol. Söylemek istediğin bir şey var mı? Fanlara, Türk izleyicilere. Yok valla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir kitle takip ediyor. Şaşırtıcı derecede büyük bir kitle takip ediyor. Bu kadar fazla olmasını bence kimse beklemiyor. Formula 1'e bu kadar meraklı insan olduğunu Türkiye'de biliyor muyduk? Biliyorsak da en azından ben bu kadar bilmiyordum. Yani son zamanlarda çok ağır. O yüzden çok teşekkürler genel olarak. Umarım hepinizi gururlandırabilirim. Şu anda bile çok gururlandık. Yani yaptığın inanılmaz bir şey gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Cem 11. sırada bugün start finish gördü ve kariyerinin en iyi derecesini aldı. Bu derece biraz daha yukarı çıkabilir. Çıkmazsa da hiç önemli değil. Cem'in neler yapabileceğini, ne kadar yetenekli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bugün bir kez daha gösterdi bize. Cem çok teşekkür ederim. Sana iyi şanslar. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.